Dərli Türkmenili televizyonu izleyenleri, benim de bir sözüm var programı Kerkük Türkmenili başkentinden devam etmektedir. Tabii ki vatandaşlarımızın sıkıntıları devam etmektedir aynı zamanda Kerkük'ün bütün bölgelerinde. Projeler olsa da, projeleri takip etseler de ama vatandaş her zaman ayrı bir gözdü. O sıkıntıları görmektedir. Biz de Türkmenili televizyonu ekibi olarak, aynı zamanda benim de bir sözüm var programı ekibi olarak hem haberlerimizle hem programlarımızla vatandaşlarımızı aynı zamanda hükümi daireleri yakından dinlemekteyiz ve takip etmekteyiz o sorunları çözmek için. Bugün değerli izleyenlerimiz Hemzali bölgesindeyiz. Hemzali bölgesinde bildiğimiz kimin tam arkamda gördüğünüz cadde Kerkük Havalimanı'nın caddesidir. Bu caddede çok kazalar oldu. Buradaki vatandaşlar benim de bir sözüm var programına seslendi. Oradaki sıkıntıları aktarmak için ilgili makamlara aynı zamanda burada hizmetler vardı. Eksik olduğu için bize seslenerek seslerini ulaştıran ilgili makamlara iletişime geçtiler. Kalın bizimle sıkıntıları dinleyin, ondan sonra ilgili makamları aktarın, hatta onların yanında olsun. Selamun Aleyküm. Tabii ki benim de bir sözüm var programı. Vatandaşların tarafsız olarak sesini dinlemeye devam ederek. Burada Hemzali bölgesinde muanaat mı ustad? Valla ustad muanaatımız işte çoktu. Burada bu şehir am kat am. Burada Hemzali bölgesinde halk çıkır, girir. Bu lofadan evvel bir tasastırık olsun. Bir köprü kimin yapsalar burada bizim için millet geçsin. Ensine çok az sarihti bu. Havadis çok oldu burada. Çok şeyler Hemzali mantıkası çok muanet görür. Hem şehir amman hem şeyden. Fesir hadamat. Hadamat muar mektep. Mektep burada Hemzali mektebi metruktu. Şimdi geçse o baksa aynısı içinde bu grebe benzeri. Bir hadamat yok karavandılar. Karavan o da Katardı. Katardı ha valla. Yırtılıp bazı ilekti. Çok ilek şey karavan getirdiler. Hadamatımız neydi bir de belediye. Kömelenli, pislik çok kömelenli burada. Yani tesiri de çok çoktu millete. İşte bu kademetler istedik. Burada bu şehri bitirseler bizim için. Kemillahistler özünde de diğer. Yani bu caddede birçok kazalar oldu, havadit oldu. Valla çok havadetler oldu. Çok çok yani hatta burada devam edenler de eğer sahada devam etseler, eğer mektepte devam etseler kadri tedrisi de çok muanet görür buraya gelmeklerinde. Atlanmaklarında şebe azın sayrası yoktu. Öğrenciler atlanandı. Çok zahmet ustad. Herkes çok zahmet. Yani havadis çok oldu burada. Ve ecdisiz ve idealar hapsi bildi bunu. Talebeler usta çatlandı. Valla usta talebeler işte biz mege biz aparak yatırak özlerin. Çoğunun nece diğer devamı var, şeyi var. İşte yani fikrimiz her yanlarındaydı nece diğer. Hasan devam esnasında. Ve bunlar istirik hizmet, istirik bizim temsil edenler ve teşekkür eder özlerinden. Sit Sevsen'den, Ustad Mustafa'dan. Müdür belediye Katıhtan, Sit Sevsen'de geldiler gördüler bu muanetlerimizi. İşte temenni edilir gözlerinde daha mütabaide etseler bizi. Mütabaide etseler ve kusur koymadılar Allah kabul etmez. Geldiler, telefon ettiler. Murur cemaati geldi işte. Tecavüz cemaati geldi. Belediye cemaati geldi. Maşallah inşallah kusur koymadılar. Bir nahiyeden kusurları yoktu inşallah. Temsil edildiler bizi. Hiçbir kusur koymadılar bize. Gelir mütabaa ediler. Ve temenni eder o zaman daha fazla mütabaa etsinler bu. Programımıza ne devam var? Çok teşekkür ederiz sizden. Çok teşekkür ederiz gelmeğiniz buraya Hemzali bölgesine. Ve çok teşekkürümüz var. Sizi bu programımızın şeyine Hemzali mantıkasına gelip siz görürsünüz. Size muanetleri gözünüzden de gördünüz.
Selamun aleyküm Ustad. Ustad, benim de bir sözüm var programı. Bugün Hemzali bölgesinde bulunduk. Burada muanatımız, sıkıntılarımız ne? Vallahi ben muanatımız nerede? Bu ben 2 aydı, 3 aydı çalışıram. Görsen şarihi gelebilirim, geçebilsem buradan oraya. Yarım saat, bir saat durduk burada, hatta tanakın oraya, oradan tanakın oraya. 3 aydı, 4 aydı adam kalmadı, ben müracaat etmeyeyim, sevam bizimkiler ve gerisiler. Bir matabat eyle on menedir, bu tarih hariciydi, tarih haricide matabat olmaz. Böyle cevabı, bu arvahı geçirip buradan uşak geçebilmiri, o tarafa geçebilmiri, kızlarımız çıkabilmiri yazıya, özümüz çıkabilmiri yazıya. Bu şeriatın tarafı, bunu istedikimiz burada, bir matabat ettiler. O akiderken dedi menaj murur dedi şeyde var o Bağdat yolundaki cisir var dedi onu getiririm koyarım burada dedim cisir bizim takatımız ömür adamlar takat var çıksın cisir cisirensin istemiyorum o cisiri koy böyle kalsın mesuliyet sizi boynunuzda kalı biz müracaat ettik üstümüze siz, kaldı sizi üstümüze bir de görsen hala tabi olmuyor bu hamzalar tabi kalıp orada indi felah üstad felah söz verdi bana ala esas yani bitip tenfiz, beş kalıp tenfiz olsun. Bir gün, yarın, öbür gün tenfiz olur inşallah. Oradan böyle gelir, böyle gelir, bu tarafa gelir. Daha ne sügümüz vardır burada? Burada sügümüz hamdolsun iyiydi. Vaz-ı emni çok iyiydi, karabağımız iyiydi, suyumuz iyiydi. Bir muanatımız yoktu böyle yani ki hatta adam diyesin özünü. Ama hizmet yani belediye? Bes hizmet belediye, işte valla belediyenden burada taksirliği var. Yani bazı mıntakaları geldir, bazı yerlere yetmir. Ve bazı yerlerde yani tekaddüs yedir, çok tesir yedir, tüvan kokusu, yani şey. İnsana rica ederim belediyeden, bas bunu mutabih etsin bizim. Bir muhtar olarak ne, son olarak ne istedin? Vallahi benim son olarak yoktu, bas istediğimiz oldu. Millet burada muşak muşak camiye gidebilmirik. Cami o tarafta gidebilmirik, atanabilmirik, sebehten sayıran hal budur, ile gideyik. Yani istediğimiz bizim mesullerden, avsivan, bizimkilerden, gençlerden burada bir matabat, alamet mururiye, bir şey koysalar ki hatta biz suhulden gidelim, gelelim aman. Ha basımın diyorsal Abdülkadir, bundan fazla bir şeyim yoktu. Çok teşekkür ederim geldiniz buraya. Manatımızı dinlediniz ve inşallah tenfiz de felah dedi bana tenfiz yakında. Programımız esnasında gördüğünüz kimin az önce bu kadın karşıdan karşıya geçerken zorluk çekti. Selamun aleyküm hacıya. Geçmiş olsun. Ceddana. Görsen işte manatım burada. Her gün halim budur. Sayara ne çeker şey çalım bana, ne çeker davu etmişim ezilerden. Ya bir kibir hallelavun. Sit sev sana diyedim, Ahmet Ramziye diyedim. İsterler muhafız, yedarık muhafız yanına. Geldiler, ziyaret ettiler sizi. Sit sev sana komisyonu gelmiş daha. Diyedim de özüne, bir şey diyedim, belediyede inşallah halleder. Daha bakalım Allah'a tevkül. Buradan ne istiyoruz vardı, yani ne siz diye? Ya bak ferahımıza tablet isterik. Ya bak özümüz para sarf ederek gelirler kazılar koyurlar yerine. Yani halımız nedir? Bir bas tablet ister, bir hademet olsun. Ya bak zibillere, para verir ayda 5000 gelmirler. Dizler muhtar diyor valla gelin selavun özre. Selav kime diyeğin? Kime o dediler madbatı yeri. Yani. Ben cemaate dedim ki mahalle kalk diyorum. Gelin yola gidelim şeye, belediyeye. Kime şikayet edin selaş? Ya ben çeşitli temenni ederim ki Hüseyin'e kanşarı tasvir eyle yine. İnşallah oranda ziyaret eder. Temenni ederim gelesen babamsa. İnşallah. Memnunum size Allah ömrünüzü. Ben öyle televizyonu izleyenlere bu kısa bir görüntüydü. Bir ablamız karşıdan karşıya geçerken ekranlarımıza getirdik, gözlerimizle gördük ne kadar zorluk çakiri. Onun üzerine de kaza yapıptı. Yani Irak hükümetinin, yerel hükümetin özellikle validen isteğimiz budur. Program olarak gelsin buranı ziyaret etsin, görsün buradaki sıkıntılar nerede? Selamun aleyküm. Tabii ki benim de bir sözüm var programında seslendiğiniz. Burada sıkıntılarımız var Hemzali bölgesinde. Neler esküvüz var?
Dayı bismillahirrahmanirrahim. Dayı tələbələrimiz Əbu Cəddə ilə bərabər. Bir də bələdiyyədir. Bu cəddə 2019-dan başladı işləmək üzərinə. 2 ilin içində o tərəfi bitirdilər, bir tərəf qaldı. Bu tərəf hələ çamurdu, 3 ilə gəldi. Bir ələmi rızıqına təsir edir. Bir yağış yağanda çamur onda, o çamur hapsi gəlir Həmzəlin uskaqına. Nə bir gözəl manzar var, nə bir şeydir. İkinci şey, bu çamur olanda ələm hara gedir? O tablet yer tərəfinə. O tablet yer tərəfi çox qalabalıqdır. Xat seriyyətdir, ələm yer, macal vermir, uşaq geçsin. Elə biz uşaqlarımız tuturuq, əlimizlə parırıqda, bir iki, üç kere də hadis oldu avırda. Teşekkür edər Səvsənin şeyinə, mütəbaasinə. Gəldi inşallah burada bir köprü yapar. Köprü ki qoyar bu cəddədə atlanaq o cəddəyə. Bəs iştirik de inşallah bir bu cəddə bitsin. Ələmin rızıqına çox təsir edib. Yəni görsən yarısı bitib, yarısı qalıb uzqaq başından məntucə tərəfinə qədər. Bu, yəni, məncə ələmət təsiri vardı. İkinci şey də bələdiyyə. Yəni, məl əsəb geçsək, indi içəriyə baxasan, bəzi uzqaqlar örtülüblər pislik üzündən. Nə qoxu dünyanı qavzub, qoxuyor ki, pis. Bələdiyyət qarqıqdan istirə gəlsin, buranı şey etsin, bəkləsin, etsin özün. Olmaz əbələ, bəzi uzqaqlar çoxu qapanıbdır da. Selamun aleyküm. Benim de bir sözüm var programına seslendiniz. Burada sıkıntılarınız var, muanatınız var. Onu siz Birinci kere hoş gelipsiniz, safalar getiripsiniz. Biz memnunuz sizden, TV kanatından. Gelipsiniz buraya memnunuz da siz Səvsənnən. Gelin mutabaya edirik. Fəlahiyyatçıdan memnunuz, müdir belediyyədən memnunuz. Gelin mutabaya edirik. Vallahi biz stadığımız nədir? Bu cədədə mən oğlum məktəbdə Qanşarda devam edər. Bu oğlum Paskildən gedəndə edə bilmir istidarədən atlansın. Ayaqdan gedəndə gördünüz, neçə dənə istir atlansın, atlana bilmir. Yoxdur, 2 gündə bir, 3 gündə bir burada havadis olmasın. Yəni bu fərətdən çıxanda qıstırıq atlanağın bura edə bilmirik. Gəri gidəğin o baş matar o gündən istidarə edəğin. Burada sayırlar, burada sayramız durudurur. Gəlirik tükana məsələn, oradan sayırlar. Sürətdən gəlirlər, vallahi o gün az qaldı sayrama çasına əninlə torpaqlığa çıxırlar. Gəldilər bu cəddəni etdilər. Cəddəni burada kəsdilər, daha bitirmədilər özünü. Manhollar burada, yağış yağanda su burada durur. Girirsən Həmzəliyə, indi baxsın Hüzeyranda gəlirlər, qapı çalırlar, baba zibiluz var. Burada kimsə gəlmir bizim üçün. Zibil həbsi evlər içinə girir. Uşaqlar gəldilər bura atlar. Nə bir haviyə qoyublar, nə bir bələdiyyə gəldi bizim üçün. Desin baba haviyanı qaldırıq. Para da istəsəm, uşaqlar hər adam başına gene ayda birlik, ayda bir 1000 dinar verəğin bələdiyyə. Hə bələdiyyə necə deyər. Bəs mühim bir haviyə gətirsin bizim üçün bələdiyyə gəlsin mütəbəyyə. Burada dedi o manhol, manholun qapağı da. Qapağı yoxdur, qoymamışaq. Ota taya bax, tasur etsinə, taya düzmüşük özünə. Qorxırıq bir dənə düşsün özünə. Çünki buradan gələn gidən vardı. Cəddəni buradan kəsilər, daha su da getməz. İllə bir sab olsun, bir qir olsun. Onun içinə çöplük də getsə daha tutuldu, bitdi. Yəni məcari etdilər, boş yerə etdilər özünə. Etdilər özünə, taya ilə biz örtmüşük özünə. Hələ əcəbə yetirdilər, fərə başla. Məqquldur bu qış günləri. Burada yağışda bax, gedə bilsən, o gün oğlan özü gətirib hesabına buranı sabı edib, bəs nədir, biraz sayırlar sürtməsin yerə. Məqquldur, yetirirəm özüm, biraz o başa kimi tableti bitirirəm. Yəni, haqq qoydular, yardı özüm, bu daha zamanlandı, biz belə qalmışıq. Bəs istədiyimiz ən çox mühim, burada bir tasa etsinlər bizim üçün. Bu uşaqlarımız böyük adamdır, havadis çox oldu, o gün oğlanın nənəsi az qaldı sayıra vursun. Gördünüz, arvadın əli qılıb sayıra vurub özü. Biz uşaqlar, yəni gedilər ibtidai idi, mutavasıdadır, biz idarədən geçə bilmirik. Yəni biz çox məmnun olduq sizdən, bizi eşitirsiniz və gəlirlər, müdir bələdiyyədir, əgər siz Səvsənnən məmnun gözlərindən. Bəs istəyirik mütabiə edəsiniz, bizim üçün bu işi həll edəsiniz, çox məmnun olduq sizdən.
Benim de bir sözüm var programı. Tabii ki Kerkük'ün sıkıntılarını dinlemektedir. Vatandaşların sıkıntıları var idi. Getu ziyaret etti özlerini, dinledi özlerini. Belediye ile iletişime geçti. Başbakanın büro sorumlusuyla iletişime geçti. Bunları tek tek takip etti. Onu anlatalım. Ha, tamam. Her şeyden önce tabii teşekkür ederim sizden. Bizimle bu böyle olur buluşmalar ki milletimize anlatacak sıkıntıları inşallah onlar hepsini çözecek. Kerkük milletine diye müsterih olsalar. Bizim bir sürü şikayetler var tabii milletten. Benim amacım geldim burada üye oldum, il meclisinde üye oldum. Hizmet milletime, memleketime. O da özellikle Kerkük olsun. Milletimize her bölgelerde olsun. Ne şikayetler var, ne hizmetler var. İnşallah elimizden gelecek kusur koymak üzere. Bizim bir sürü şikayetler geldi bize. Onlar belge yaptık. Olduğun Hemzelerde, Tisin bölgesinde, Mısala'da, Koruya'da. Bu yani özellikle Türkmen bölgelerinde çok sıkıntılar var. Ona ben de bir Türkmen vatandaşı olduğuma tabii Kakara milletmen yardımcısı olan bunların çözerek şikayetlerini. Elimizden gelen valilikte bunları aldık, mütabak edirik. Valilikte olsun, meclis üzere de olsun orada bakanlıkta bunları müesseselerimize de ve erlerimize bunların hepsini getirdik. Onlardan bir tavasıl olduk, görüştük özleriyle ne sıkıntılar var onları milletimize bildirecek ve yapacağız özler. İnşallah elimizden gelen kusur koymayacağız özler. Hizmetler olsun çok eskiliktir. Birinci Kerkük'te en eskilik o da bizim nifayetti. Bilirsiniz, baksız caddelerde iyiydi, nifayetler bunlar çok millet şikayetlerinin özünden. Hakikaten yani biz onu görürük. Niçin o bir bölgelere bakalım, o bir muhafazalara bakalım, pekilik, temizlik. Bizim yanımızda yeşil ağaç ekmekler, onlar çok eksikti. Bir parklarımız yoktu, o balalarımız istiler bir yerde otursalar. Yaz günleri tatilde istiler bir yerde park olsun, orada çıksalar, eğlenceler. Ne için geçsinler o bir muhafazalara? Bunlar hepsini çözecek, valilikten oturacaklar. Biz olsak bir tasvut olsun ki Kerkük'ün bunun hayratını döndürerek onun özü için her yerde güzel işlerimiz olsun. Yani Murur Dairesi'ne tabii onlardan ilişkilendik. Aynı onlardan bir tavasulda olduk. Onları dedik özlerim bu matabalarda da himayet olsunlar ki bunca görürsünüz anca havadisler olurlar. Eğer olsunlar otomobillerde adlar atlanmaklardan bu mücesseratlar nefaklardılar. Bunlar eskütler bizde. Belediyemizde mecaride bu su macerlerde onlara insanlarımıza bir tevhü olsun. Ama nedir? Bunu devam ediyoruz. Bir elden çapkın çalınmaz. Milletimize, onlar da bize geri yardımcı olsunlar. Bir vay olsun özlerine, bir kültür olsun özlerine ki deyse memleketimiz her şey olanda bir baksar, bir yere gidendiler, o şeylerde çöplerde atmazlar. Mesela arabada geçirler, cedelerde uşakların elinde baksan kutu, bipsi kutusu da su içirler. Pencereni açırlar, atılar yazıyor. O da bir güzel bir şey değil. Millete de tabii görürsünüz bir çıkandalar dışarıya gidenleri memleketin yazısına bakanlar ne güzel temizliği var. Muhafaza edipler belediyelerine güzel kıtalar çakırıptı diri o temizlik en güzel bir şeydi. Onun karaması var. O zaman biz de ne için bunları yapmayalım memleketimizde? Yer var taksis olunuptu. Orada çöpler atarak bir yere gidenler muhafaza ederek oturandak bir park olanda çayırlar pek temiz olsun kakanda bir piknike çıkandık. Sefereye çıkandılar. O seferde geldiler. Ne çöp var orada koylar kalıyor. Özünden aparım hiçbir tesiri de yoktu. Teklifi de yoktu. Oradan bir savuna bir poşet olur. Onlar hepsini koyacağım. Yerleri ortak, muhassas yerleri orada çöp atacağım. Zaten bunlara da biz inşallah yardımcı olacağız. Daha mekteplerimizde çok eksiklik var. Onlar direk mektepler olsa balalarımız için mektebin kapsülünde daim diyerek mektepler hepsi ev etrafındadır. Onlar ne edirler? Gerçekten aynı çöplerini, nifayetlerini koyuyorlar mektebin kurnalarına. O da bir güzel şey değil. Çünkü bilirsiniz o hastalıktı. Mektepte kimdi? Balalarımızdılar. Onlar bu kokmalanlara ateş edirler. O da bir hem manzar güzel değil. Hem de o tesirdir balalarımızın. Bu televizdi. Olur mekteplerde neyden? Ehali getirir, çöpünü yandırır mektebin kurnasında. Bir şeydi, güzel şey değil. Bunlar inşallah yardımcı olurlar bize. Son olarak programımıza ne? Biz tabii milletimize diyerek hiç yani nece diye bir söz olanda ne olanda ne şikayetler var getirseler böyle gelin bize yazılı şekilde versinler. Bizim elimizden gelen hiç kusur etmeyerek ben de bir milletten bir deneyim. Aynı istirham ben de görürüm güzel memleketimi. Milletimizi görerek müsterih her yerde olsun. Güzel bir
yerlere ulaşsalar, iyiydi, aynen talimata andımaya muhafaza etsiler ki hatta hepimiz el birlikten, gevül birlikten memleketimize hizmet edelim. أستاذ طبعا كمكتب رئيس الوزراء تتابعون المشاريع واكو بعض التعرضات يعني على شارع القدس اليوم تابعته ورفعته هاي المنزل اللي كان يتواجد وقاطع الطريق، ممكن تتحدث عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب رئيس الوزراء فريق متابعة المشاريع في محافظة كركوك حريص من تشكيل على متابعة المشاريع المتلكئة وحل التعارضات اللي موجودة في المشاريع بصورة عامة. طبعا نستقبل المناشدات فيما يحتاج المواطن، واكو تنسيق وتعاون مع الدوائر المعنيه، قواطع البلديه، اداره المهندس المقيم، في كل الدوائر بالعمل السريع، لانه الان البرنامج الحكومي اللي اعلن رئيس الوزراء وخطوات دوله رئيس الوزراء هو التسريع والقفز فوق الروتين. ما اريد في اي مشروع يكون الان روتين وها لا، في نفس اللحظه حل لك اياه. يعني اليوم الاخوه الان البارحه انا يوم امس السبت جتي مناشده على الطريق هذا من مجموعة من الأخوة الإعلاميين والمواطنين، رتبنا أمرنا البارحة بالليل، مو والأخوة جزاء مشكورين كلهم في حركة كخلية نحل مو تمام. اليوم الآليات هنا موجودة في العمل، تعرفون سابقا كانها بيت لأحد المواطنين، تم إزالة البيت، بقت مجموعة من يعني ترتيبات الأراضي وتعديلية، وأيضا الجسر هذا بالأمام أكو مقطعين أيضا بحاجة إلى مجموعة من صار الترتيب، وبهمة الأبطال بحركة سريعة اليوم بدأنا بالعمل اليوم إن شاء الله. وأنا قلت لهم يعني اليوم أحد، اثنين، ثلاثة، أربعاء، الخميس حيكون هذا مصبوب إن شاء الله تعالى. وأما المقطعين اللي هن من الجهة الغربية منك والجهة الجنوبية فبكرة يوم الأحد، اليوم أحد، بكرة الاثنين راح يتم إكسائها تعديل بالطبقة التعديلية إن شاء الله تعالى. فخلال هالأيام القلائل هذه أنه مناجتنا البارحة، وهذا حرص مكتب رئيس الوزراء ودولة رئيس الوزراء شخصيا على أن يلبون كل احتياج أبنائهم سواء كان في كركوك أو في باقي المحافظات الأخرى. أستاذ برنامج ده برنامج تعاوني ومحايد، طبعا هناك مناشدات من أهالي حمزلي حول طريق المطار، هناك حوادث كثيرة، طالبوا بأن يكون هناك مطبات صناعية لتفادي حتى تكون واضحة الرسالة لأهل كركوك. كثير يسألون، نحن المكتب فتح رسميا قبل يومين، مكتب دولة الرئيس قبل يوم الجمعة فتح. احنا عملنا نعمل على ضوء المناشدات التي تأتي إلينا عن طريق أهالي المنطقة، يعني يجتمعون، هاي رسالة لأهل كركوك، أهل المنطقة المعنية يجتمعون ويسوون المناشدة إن كفريق متابعة المشاريع في مكتب رئيس الوزراء أنه يردون فلان موضوع معين مهما كان الموضوع. احنا خلال وخي سمعوها من عندي 23 ساعة راح نكون في الحدث إن شاء الله تعالى، وهاي راح تكون فرصة لأهلنا سواء كان بالحمزلي، سواء كان بالأقضية، بالنواحي، سواء كان في أي مكان في كركوك من بدايته إلى نهايته، إحنا حاضرين بما نستطيع لأجل تقديم الخدمة لهم، لأن كركوك قلب العراق. كركوك تستحق منا هاي سلة الورد الجميلة، تستحق من عندنا كل التفاني، وإحنا في خدمة كركوك وأهلها، وهذا عهد قطعناه أمام الله سبحانه وتعالى أنه كل ما نستطيع أن نقوم به راح نقوم به إن شاء الله تعالى. شكرا لله. السلام عليكم. أستاذ تبي شي حمزالدة بعض مناشدتلر واردة. سوسن خانمla birlikte getuz oranı dinledi, ziyaret etuz. Onu anlatsanız bize o muanetler neydi ve neler yaptı? Selam aleyküm. Hocam spor. Gördüğünüz gibi hali günü sosyal münaşede yaptı bizler için. Kitabiyeti muhafıza. Gittik Hamzalı mantıkası. Keşif yaptık. O cedde tamam mururdan
ihtiyacı vardı o matabaya. Ama bizde ne vardı? O cadde develi olduğuna, seri olduğuna, enli olduğuna ve bizde bu küçük matabalar pay etmir bizde. Küçük sayılar, seri, cahili sayılar, büyük sayılar geçirirler ve durmakları orada yani zahmet durmurlar yerler. Uşaklar da atlamakları vardı orada. Ve biz ne tek ifrah verdik, murur da geldi bizimle gördüğümüz zaman. Bizde konkreti şeyler var, ne yaptık özleri, konkret matabalar var. Bağdat yolunda yaptık, içinde Şarık Kudüs'te yaptık, Havliler'de yaptık. İnşallah bu yakında da bu keşfi yaparız yarın. Təqdim edirik Sosyal Özüm, muvaffaqlar gəlsin bizim inşallah da başarırıq orada. Oradan bugün başka bir yere ziyaret ediyoruz. Kudüs Caddesi'nde bir ev var idi, yolu tutmuştu. O tabi ev sahabiyle ittifak edenden sonra kaldırdık. Tamam, bugün aynen dün anda Mürmün Aşağı'da oldu bizler için bu yoldan tarafa. Bizi bu yoluna tahir etti. Burada 2 dam var idi, 4 imarayla beraber var idi. Bu mamoşlu üzerinde. Bunları kaldırdık yavaş yavaş. Kaldırandan sonra bu çevaki bir kısa zor geldi bize. Neden zor geldi? Adam da hakkıdır. Bir sakınım yoktu, uşağım vardı, meştabım vardı bu yakınlıkta. Ve bunu da takipen bir hafta oldu kaldırdık. Bugün gördük o zaman ışık da burada. İnşallah bu bir haftadan az, kamiz güne kadar bu yolda inşallah sabah edarız. Bir 10 gün içinde salik olur milletinde. Gördüğünüz kimin tabii ki burada Kerkük'te bazı sıkıntılar var idi. Onun yanında Türkmen Devlet Televizyonu ekibi olarak Irak Başbakanının büro sorumlusuyla burada görüşerek birlikte Hamzalı bölgesinin sakinlerinin sıkıntılarını onlara aktardık. Aynı zamanda 4. belediye sorumlusuyla görüşerek onları tek tek onlardan dinledik. İnşallah bu gibi sıkıntıları yakında takip edeceğiz ve çözeceğiz. Değerli Türkmen Devlet Televizyonu izleyenleri, benim de bir sözüm var programının bir bölümünün sonuna daha geldik. Ama özet bir şekilde anlatmak isterim size. Kerkük, Hamzalı bölgesinde sıkıntılar var idi, sorunlar var idi, hizmet sorunları var idi. Onları takip ettik, vatandaşlarla görüşerek o sorunları dinledik, ekranlarımıza getirdik. Aynı zamanda sorumlularımız Birleşik Irak Türkmenler Cephesi listesinin il meclisi üyesi Sayın Sevsen Cedu Hanım orayı ziyaret edip onlarla buluşup hem Tisim bölgesini ziyaret edip onlarla buluşup o sıkıntıları belediye ile birlikte dinledikten sonra Kerkük Valiliğine iletti. Bu sorunları yakından takip etmeye devam ederek tarafsız olarak bölgelerimizin arasında fark bilmeden vatandaşların sesi gözü olmaya devam etmekteyiz. Buradan aynı zamanda vatandaşlarımıza bir kez daha seslendik. Herhangi bir bölgede sorunumuz, hizmet sorunumuz, sıkıntılarımız var ise benim de bir sözüm var programına ulaşabilirsiniz. Sesiniz, gözünüz olmak için hatta ki bu hizmet sorunlarını, sıkıntılarını ortadan kaldırağın tarafsız olarak da hem hükümi daireleri dinlemekteyiz hem de vatandaşlarımızı. Gelecek bölüm buluşmak üzere.